Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Nice Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi Mustafa var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kral, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi donate araçlarımıza geçmeden önce bize sunucudan kısa bir bahset bakalım. Nedir, nerede geçiyor vesaire. Sunucumuz Türkiye'de İstanbul'da geçiyor. Ekonomimiz hard. Global konsept demeyelim de şöyle diyelim. Türkiye'de geçtiği için yabancı fazlalığı olmaması için bir politika belirledik. Mesela oyuncular Türk karakter açtığında bizden izin almayacak da yabancı karakter açtığında alacak. Bunun nedeni de şey mesela. Sallıyorum, başka bir isim vermeyeyim. Bir sunucuya gittiğinde sunucu Türkiye'de geçiyorsa globalse ve genelde yabancılar daha fazla oluyor. Biz de bunun önüne geçmeye çalıştık birazcık olsa da. Anladım. Onun da ayarını vermişsiniz. Şu arkamızda 2 adet donate araç var. Bunlar da çekilişle Bunları veriliyor sanırsam. evet Allah'ın izniyle çekilişle vereceğiz. Eyvallah. Bunları da çekiliş odasına bakarsınız gençler. Orada zaten size talimatları verirler. Hadi biz şimdi sistemlere geçelim. Kayıt sorunlarını biraz da azaltmak için bir sistem geliştirdik. Tanışma sistemi. Bir oyuncu herhangi bir şekilde mixing ya da meta gaming yapamaması için şöyle bir şey yaptık. Şunu yazar mısın? İlk önce tabada bak istersen. Birisi giriyor ama tanışılmamış kişi olarak gözükür. Bir dakika, şimdi tanış 3 yaparsam kendimle tanışacağım. Şöyle Ha ben de evet. aynen tanış 1 yapayım mesela. Şu an ismin aslında gözüküyor fakat tanışmadık. İstek gönderdim. Şöyle taba bastığımızda da zaten tanışılmadığımız kişiler vesaire gözüküyor. Evet, Şimdi şu bak, an olmuş nice olması oldu. lazım. Aynen, sen kabul ettiğin Evet. için ID 1 tapta da nice olarak gözüküyor. İyi olmuş, Evet, çoğu bu şeyin önüne sistemimiz bu geçer. kadardı. Eyvallah. Bana sıkabilme şansın var mı? PvP açıldı mı aşağıda? Aynen, PvP açıldı. Herhangi bir hayalı veya rive dener misin? Loglara düştün vesaire deniyor. Evet, bunu da şikayet için yaptık. Admin Power olaylarının biraz daha dinmesi için geliştirdiğimiz bir sistem bu da. Daha çok jail atmak yerine oyuncuların jail yememesi için sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Discord kayıt sistemimiz var. Sallıyorum geceleri veya yetkilerin müsait olamadığı bir zaman çok sorun oluşturacak bir şey oluyor bu. Biz de bunun önüne geçmek için bir sistem geliştirdik. Discord kod oluştur yazar mısın? Yazdığımda karşıma doğrulama kodu vesaire çıktı. 10 haneli bir random sana key veriyor. Bunu Discord'a alıp yapıştırıyorsun ve kayıt oluyorsun. Kayıt olduğunda oyunculara özel yeni kanallar açılıyor, yeni şeyler görebiliyorsun. Hani rolü almazsan büyük ihtimal her şeyi şikayet falan açamıyorsun. F11'e basar mısın? F11'e bastığımda burada Esenler, Güngören, Bakırköy vesaire çıkıyor. Bu Evet, da evet. Türkiye'de geçtiği için tabii. F11'de şöyle bir detay var. Normalde araçla giderken bir yere gitmek istediğinde navigasyonu açıp tıklayıp gidiyorsun. Ama yaya halinde bunu yapamıyorsun. Onun için F11'de herhangi bir yere sola ya da sağ tıklar mısın? Aynen, bize point koyduruyor mesela. Şunu Evet. kapatayım. Ardından F11'i kapat ve koyduğun yöne doğru bakar mısın? Bir saniye, şöyle bir koyayım mesela birkaç tane. Mesela Evet. point koydum. Bakın, karşı tarafıma koymuştum. İşaretli nokta diyor. Yani burada adam bilmiyor diyelim, koşarak bir yere gidecek. Habire durup F11'e basmak zorunda değil. Buradan böyle point olarak görebiliyor. Gayet kullanışlı bir sistem. Aynen öyle. CK sistemimiz var ama şu anda yanımızda birisi olmadığı için tam olarak gösteremeyeceğim. Sistemi Tamam. anlatayım. CK atıldıktan sonra mesela sallıyorum sen ille gelsin. Adamın cesedini mekanına atmak istiyorsun. Veya cenaze rollerinde de oluyor bu. Adam yerde yatıyor ama aktif olarak yatıyor. Biz şöyle bir şey geliştirdik. CK atıldığında cesedin yerde kalıyor. Sen onu hem kucaklayabiliyorsun, istediğin yere götürüp koyabiliyorsun. Biraz daha rollere katkı amaçlı böyle bir şey düşündük. Umarım iyi bir şey olmuştur. Hiçbir sorun olmaz. Ha, ayrıca arkana baktığın gibi duvar yazıları var sunucuda. Tekrardan hani Türkiye'yi bir belli etmek istedik. Genelde duvar yazıları falan olur ya. Aynen. Evet, çoğu yerde var mesela bunlar. Aklınızda bulunsun yani. Şimdi sunucuda her şeyi role çevirmek istediğimiz için NPC'den veya şeyden şey alamıyorsun, benzin alamıyorsun. Kendi benzinini açman gerekiyor. Bunun fiyatlarını tam olarak belirleyeceğiz. Ben senin üzerine bir şey açayım ama. Gördüğün gibi bunun fiyatını kendin ayarlayamıyorsun ama şey gibi olacak. Daha çok realistliğe önem verdiğimiz için sokaktan sesler falan geçirdi işte benzin fiyatları düştüğü gibi. O tarz şeyler düşündük daha çok realistliğe göre. Oyuncu buradan benzin alıyor. Benzin aldıkça depodaki benzin şeyi düşüyor. Sıfırlandığında ek bir ücret ödeyerek benzinini fulluyorsun. Kasadan para falan da çekebiliyorsun yani. Tam olarak karlı bir meslek gibi. IC meslek diyebiliriz. Aynen, birebir IC benzinlik mesleği rolü oluyor. Aynen öyle. Şimdi camdan kafanı dışarı çıkar.
Evet, hızlı sür. Bir yere çarpmamaya çalış. Bir uyarı geldi mi sana? Evet, Chat'te. çok hızlı yüksekten drive atıyorsun, silahın düşebilir. Bunun olayı şöyle mesela. Bu şansına bağlı asıl dediğim gibi. %33'lük gibi bir şansı var bunun. Eğer işte camdan kafanı dışarı çıkarırsan silahın yere düşüyor belirli bir hızdan sonra. Mor bir marker çıkıyor. Buna işte eğer geçtiysen tabi bulamazsın. 3 dakikalık bir süresi var bu markerın. 3 dakika içinde bulamazsan silahın gidiyor. Ha, realist Bulursan olmuş da yani. evet silah ara komuduyla da silahın içine gidip markerın içine silahını geri alabiliyorsun. Bu sistemde 10 numara gençler en azından gerçekçi. Yeterli bir obje olduğunu düşünüyoruz yeni Tuma ekibi olarak. Çeşitli objeler var, mapler var. Alışabildik sunuculardan biraz daha farklı olmaya çalıştık yani. İçeride skin shop sistemimiz var. İstersen bakabilirsin. İçinde biraz erkeklerde fazla skin var. Açılması biraz uzun sürebilir herhalde. Kadınları da ellemedik. Video açılışıyla beraber ellemeyi düşünüyoruz. Ve bizdeki NB her zamanki gibi bu tür skin shop sistemlerinde doğru çalışmıyor. Fakat siz gelip kendiniz görebilirsiniz. Bu ekranda gördüğünüz de size benden spoiler olsun. Güzel de bir skin shop var burada da mevcut yani. Genelde Türkiye'de teaser veya işte silah genelde kullanılmadığı için kovalamacılarda yayan kovalamacılarda tabii bu. Adamın üstüne atlamak için yaptığımız bir sistem. Tackle yazar mısın bir yanıma yaklaştığında? Yayan kovalamaca yapıyoruz, tamam mı? Bunu binde atarsınız tabi. Şöyle tackle yazdığımız zaman hop, bu 5M'deki Evet. Shift W E var ya, olay Ayrıca tamamen bu. ben freeze'de kaldım. Bunun için de untackle atmanız gerekiyor. Anladım. Yani şunu attığınız zaman bu arkadaş şeyden kurtulacak. Adını siz söyleyin, freeze'den. Evet. Gençler, MDC'ye geldiğimiz zaman arananlardan tutun, araçtan sicil sorgulamaya kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Kişi sorgulamada, isim araç sorgulamada, plaka aranma eklemede de sebep, bildirge vesaire arananlara da buradan erişilebiliyor. Gayet Evet. kullanışlı. Başta CK sistemi tanıtmıştım isterseniz. Miraç gelmiş de. İsterseniz deneyebiliriz hemen. Tamam, yakalayalım bu arkadaşı. Hop gitti. Allah'a emanet. Cesedi taşıyabiliyoruz, değil mi? Mesela şöyle ben bırakayım. Ben yapayım gözüksün. Şöyle şunu yazar mısın? Onu istediğin bir yere bırakmak için de şu komutu yazıyorsun. Cenaze ve dediğim gibi illegal roller için bence birebir uygun bir sistem. Aynen öyle. Gelip bunu da böyle taşıyabilirsiniz gençler. İndiğinde turbo ve egzoz sistemini taktığında sanayiciler takabiliyor bu arada sadece onu da belirteyim. Belirli bir ücret karşılığında. Bu sistem şöyle olacak. Geliştirilme aşamasını anlatayım sana. Egzozda mesela şu an görüyorsun. Tak tak diye teker teker şey yapıyor. Aynen. Belirli bir şeye geldiğinde, hıza geldiğinde bu arda arda pata pata yapacak. Aynı şekilde tur beklediğinde aracın yürürlüğü gelişecek. Yani hızlanması, ivmesi falan. Ve arabada turbo sesi çıkacak. Biraz da hani daha oyuncular daha iyi bilir meta kitlesi. Arabalara önem verdiği için. Turbo sesinden falan hoşlananlar olabiliyor. İlla ki. Genel olarak böyle de bir sistem var. Geliştirilme aşamasında yine de ufak bir spoilerını vermiş olduk. Animlerimizden göstereyim. İstersen seni biraz mağdur edeceğim Ne konuda? Hayda. Peki. ama. Slash Animps yazar mısın? Oo, buraya bayağı çıktı. Mesela eller saçta. Neymiş? Okey abi. Oturarak mesaj. Şöyle bir şey deneyelim couple'lar için. Şunu yazar mısın? Herhangi bir koltukta oturduğumuzu düşün. Şeyler için. Sende oturduğunu varsa anladım. Şey yapamadım ama olsun. Hani Ben anladım bu tarz hakkındaki. bir sürü anim var burada. Aynen, ben şöyle F8'e basayım gençler. Burada baya baya var yeniler. Poz ver kız veya nice sex falan. Değişik değişik şeyler var. Evet, Bunlara onları gelir. göstermesen iyi olur. Aynen, bunlara bakarsınız diyeyim ben size. Burada daha çok dediğim gibi realistliğe önem verdiğimiz için bir obje yaptırdık ve sistemi buraya taşıdık. İstersen fly'la bir gezebilirsin etrafı. Aynen, burada parkurlar var. Geyik testi vesaire alanı kurulmuş. Buraya da park yeri var. Baya baya güzel. Burada zaten sınavdan sonra ne yapacağınız belli. Hani biz direkt öz ve net anlatımı yapalım. Burada gerekli parkur işlemlerini sağlıyorsunuz. Fakat çarpma değil, araç bozulmayacaktı, değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. Geçmesi için. Şuradan bile geçirtiyor sizi. En azından renk ve çeşitlilik katmış. Gelir buradan ehliyetinizi alırsınız.
Discord üzerine entegrasyonlu bir sahibinden sistemimiz var. Sahibinden sistemin çalışması şöyle. En üstte ne sattığını, altına ürün hakkında yazacağın şeyi, fiyatını ve sadece hızlı resimden olmak üzere bir linki koyacaksın. Sistem o şekilde çalışıyor, yoksa çalışmıyor. Sadece hızlı resim üzerinden. Bu da oyuncuların ne sattığını görmen için yapılmış bir şey. Evet, fazla mesleklerden bahsetmek istemiyorum ama sunucuya özel 4-5 tane özel sistemimiz var meslek olarak. Oyuncuların kuşkusu olmasın. Daha sonra ev soygun sistemimiz falan, o tarz iyi sistemlerimiz var. Yani sunucuya geldiklerinde boş bir sunucu olmadığını diyebiliriz sanırsam. Ayrıca sunucu tam bir şey değil de 05 Eylül'ün 10'undan beri açık herhalde. Hadi ya. 2020'nin. Doğrudur, ilk defa duyuyorum Evet, adını. olabilir. 2020'den beri açıkmış mesela. Evet. Pek hani büyüyemediğimiz için şey oldu böyle. Tabii şans her zaman gülecek diye bir şey yok, fakat en azından deneyiminiz var yani. Ufak bir Evet, sorun var. olduğunda altından kalkamayıp kapattık gittik demeyiz Hayır. diyorsun yani, doğru mudur? Sunucu sıfır şeklinde bile açıktı yani, öyle söyleyeyim ben. Yani. Hatta günlerce bile. Kapatma gibi bir şeyimiz yok ya. Öyleyse ne mutlu Çünkü sana valla. evet, yönetim ekibimiz de MTA'dan başka bir oyuna girmiyor. Konuyu hemen toparlayalım. Arayüzlerimize bak istersen. F10, Stats gibi. Tamam, Stats'tan bakalım mesela. Stats'a geldiğimizde burada şükür serialimiz çıkmadı, bazen çıkıyordu. Efendime söyleyeyim. Burası iyiymiş. F10'a bastığımızda güzel bir F10 var. Şekilli şüküllü geliyor. Evet. Kendi enabesi de var. M'ye bastığında MTA'nın klasik şeyini değil de bizim kendi eklediğimiz script'i de görebilirsin. M'ye bastığımda evet, M'ye. burada aynen kendi mouse Mouse. ikonunuz var. Bu da Evet. güzelmiş. Ek olarak da arabanın yanına gidince E diye bir tuş çıkıyor. Aynen şey için, adını sen söyle, kapıyı aç kapat için değil mi? Evet. Genellikle arayüzlere de önem verdiğimiz için şey yapmak istedim. Bir de bu araba kilitli diye bir şey çıktı mesela. Hani güzel Evet. bir farklılık olmuş yani, öyle söyleyeyim. İstersen seni de yormamak adına şöyle 2-3 map göstereyim sana. Sanayi gibi, spor salonu gibi. Klasik sanayi sitesinden değil de daha modern ve daha iyi bir sanayi şey map'i yaptık. Aynen. Güzel Evet, olmuş. bakabilirsin. Arkada Ayrıca ne var? interior da var içeride. Interiorlar da fazla zaten. İstersen içeride gösterebilirim birkaçını. Fabrika interiorumuz var burada. Vay. İllegaller için. İyiymiş. Burada restoran interiorumuz var. Oyuncular için yine bir garaj interiörü. Aynı şekilde yine bir garaj interiörü. Depomsu bir şey bu da. Tam olarak şey değil. Anlam veremediğim bir şey yaptığımda. Galiba nereye 5M interiörler gittim? falan var. Heh, dışarı çıkmışım. Aynen, Evet. 5M Interior bayağı güzelmiş. Benim de hoşuma gitti yani. Daha da göstermeyeyim zaten. Şey olmasın, suyu çıkmasın. Peki. Hepsini göstermek. Objelerimiz dediğim gibi McDonald's'tır. Genel olan şeylerden biraz kaçındık. Daha fazla alışılagelmiş şeylerden uzak durduk yani, öyle diyeyim. Daha çok özgün Kıraathaneler. eklemeler yaptınız yani. Evet. Başka tanıtacağım bir şey yok sanırım. Olursa da zaten Discord'dan duyurularda geçeriz. Ki Okey. olacak da zaten, hani birkaç sistemimiz biraz yetişemedi gibi oldu video için. Evet gençler, genel olarak olanı olmayanı saydam ve şeffaf bir şekilde güzelce anlattım, anlattık diyelim. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Tüm bilgiler açıklama kısmında olacaktır. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.